Herkese selamlar. Bugün iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max ve onunla beraber iPhone 12 ailesinin desteklediği yeni MagSafe'in şarj aleti çıktı. Ben de zaten ilk etapta 12 ve 12 Pro modelleri vardı ama henüz videolarını hazırlayamadım. Bu videoda 12 mini ve Pro Max'in kutusundan çıkartacağız. Zaten biliyorsunuz kutu içeriği ile ilgili çok fazla gösterecek bir şey yok ama 4 tane de iPhone elimdeyken hem bir boyut hem bir genel özelliklerini değerlendirelim. Bir ilk bakış atalım cihazlara hem de benim ilk defa deneyeceğim MagSafe şarjıra yakından bakalım. Evet arkadaşlar bende zaten 12 ve 12 Pro daha önce vardı. Apple'ın ilk gönderdiği ilk partide. Bu arada Mini ve Pro Max'in de ön satışları bildiğim kadarıyla bu cuma itibariyle başlayacak. İsterseniz pek çok kişinin boyutu dolayısıyla merak ettiği iPhone 12 Mini'nin kutusundan çıkartarak başlayalım. Biliyorsunuz iPhone 12 serisi ile beraber içerisinden şarj adaptörleri kaldırıldı. Artık sadece telefonun kendisi. Hemen şöyle göstereyim iki bir boyut kıyaslaması yapacağız. Şöyle ekranı açarsam. Baya benim böyle avuç içime gayet sığıyor. Yani 12 serisinin SCC gibi diyebiliriz ama bu konuda bazı fikirlerim var. Sizlerle onu paylaşacağım. Diğer videoya atıf yaparak bir şey göstereceğim sizlere. Kutu içeriğini göstermiyorum çünkü bildiğiniz gibi bir tarafı şöyle göstereyim. Bir tarafı Light link bir tarafı USB Tip-C olan kablo çıkıyor ve stickerlarla beraber kutu içeriğimizde başka bir şey yok. Şimdilik iPhone 12 mini de şöyle abilerinin yanına koyayım ve en büyük abi olan Pro Max'in kutusunu çıkartayım. Evet 6.7 inçlik boyutuyla ailenin en büyük üyesi iPhone 12 Pro Max. Benim gibi özellikle küçük ele sahip bir insansanız bayağı bir tek elle kontrol etmesi problem olacaktır. Doğal olarak hem bataryası hem ekran boyutu büyük olduğu için ailenin en ağır da üyesi bir yandan. Böyle devasa bir telefon diyebiliriz ki zaten 7 inç ekranlar bizim eskiden tabletlerde alıştığımız bir ekran boyutuydu. Artık telefonlarda da bu boyuta ulaşmış durumdayız. Şimdi ben öncelikle bir iPhone 12 Pro Max'in de kutusunu kapatayım. Bir MagSafe'in kutusunu açayım. Zaten beraber nasıl çalıştığına da bakacağız. Büyük abiyi de yerine koyduktan sonra iPhone 12 serisiyle beraber tanıtılan MagSafe teknolojisinin ürünlerinden biri de biliyorsunuz şarj aleti. Bu çıkan yuvarlak şarj aletini telefonumuzun arka bölümüne yapıştırıyoruz ve bu sayede telefonumuz şarj oluyor. Hemen kutusundan çıkartalım. Şurada bir güvenlik etiketi var. Gördüğünüz gibi burada bir tane yuvarlak böyle bir MagSafe adaptörümüz var. Diğer ucu da USB tipçe. Bunu bir şarj adaptörüne bağlayacağız ve telefonumuzun arkasında bunu yapıştıracağız. Şöyle çalışıyor mu? Evet herhangi bir şekilde takmadan da yani henüz prize bağlı değilken de manyetik bir yapısı olduğu için buradaki Apple logosunun olduğu yere böyle dokunduruyorsunuz ve telefonumuz şarj oluyor. Şimdi MagSafe'in nasıl çalıştığına bakacağız. Bunu kenara bırakıyorum. İsterseniz bir iPhone 12 ailesine elime gelmişken cihazlar boyut farklarına birbirlerinden ne gibi farklar var? Temelde onları bir anlatayım. Zaten önümüzdeki günlerde ayrı ayrı deneyim videoları kanalımda olacak. Evet arkadaşlar iPhone 12 mini'nin ilk kurulumunu tamamladım. Şimdi iPhone 12 mini ile alakalı size bilgi vereceğim ama çok kısa benim geçtiğimiz aylarda iPhone SE 2020 videosunda söylediğim bir bölümü izletmek istiyorum. Daha sonra iPhone 12 mini'yi anlatmaya devam edeceğim. Baktığımız zaman tasarım konusunda bence Apple'ın ya keşke bunu böyle yapsaydı dediği, dediğim bir konu ee, yine telefonu benzer bir boyutta yapıp ekran kasa oranını belki farklı bir kasa kullanarak daha iyi bir noktaya taşıyabilirlerdi. Evet arkadaşlar, videoda söylediğiniz gibi aslında ben iPhone SE 2020'yi incelediğimde bence o telefonun olması gereken şey iPhone 12 miniydi. Çünkü o zaman demiştim ki, tamam küçük telefon, evet birçok isteyen insan var ama bu boyutta çok daha iyi bir ekran boyutunu kullanıcılara sunabilirler. Bunu iPhone 12'de görüyoruz, iPhone 12 mini'de görüyoruz. Neden? Şimdi arkadaşlar bakın bir ekran kasa oranı dediğimiz şey var bir de telefonun kendi boyutu var. Siz ekran kasa oranını arttırdığınız zaman şu anda ne yazık ki elimde yok ama iPhone SE 2020'yi yanına koysaydım ben bunun boyut kıyaslamasını gördüm. iPhone SE 2020 çok daha küçük bir ekran sunuyor olmasına rağmen iPhone 12 bir tık bile büyük bir akıllı telefon. Çünkü iPhone 12 mini'ye baktığımızda hemen hemen iPhone SE 2020 ile aynı kasa boyutunda ama iPhone SE 2020'de olan kalın çerçeveler yerine oralara ekran geldiği için 5.4 inçlik bir ekran boyutunu çok daha e, kompakt bir kasada bizlere sunabiliyor. Bence iPhone 12 mini'nin özellikle günümüzün büyük ekranlarından hoşlanmayan insanlara hitap ettiği bu yönüyle en öne çıktığı konulardan biri bu. Bir de güzel olan taraf şu. iPhone 12 mini bugün baktığımız zaman iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te gördüğümüz ekran teknolojisini aynı şekilde barındırıyor. Bu da Apple'ın Super Retina XDR OLED dediği 1200 nit parlaklığa ulaşabilen ki şu anda parlaklığı bir tık kısık açtığım zaman böyle hoş bir görüntü oluşmuyor şu an kamerada çok aşırı parlak olduğu için gerçekten çok iyi bir ekran deneyimi sunuyor ve modeller arasında bu sefer böyle bir ayrım yapmaması e, oldukça önemli. Baktığımız zaman bir diğer önemli tarafı iPhone 12 mini bütün ailede olduğu gibi şirketin en yeni 5 nanometre üretim sürecine e, sahip ve çok güçlü olan Apple A14 işlemcisini A14 Bionic işlemcisini kullanıyor. Boyut konusunda iPhone 12 ile 12 Pro 6.1 inç iPhone 12 Pro Max 6.7 inç, iPhone 12 mini modeli ise 5.4 inçlik bir ekranla beraber geliyor. Kamera konusunda da iPhone 12 ile 12 mini arasında herhangi bir fark yok. Arka tarafında bir tanesi geniş açı sunan ana kamera, bir diğeri de ultra geniş açı sunan ikinci kamera olmak üzere sıralanıyor. Boyut farkında bu arada şöyle hatta şöyle göstersem herhalde daha iyi anlaşılacaktır. iPhone 12 ile iPhone 12 mini arasında bence oldukça boyut farkı var. Eğer küçük telefon istiyorsanız ve iPhone 12 ailesinden bir model almayı düşünüyorsanız iPhone 12 mini. Yok ben büyük ekran seviyorum. Daha işte böyle bir şeyler izlerken falan benim için daha iyi oluyor diyorsanız da iPhone 12 veya Pro, Pro Max gibi modellere gitmeniz gerekiyor. Zaten pek çok özelliği söyledim ama modeller arasında Önemli farklardan sayılabilecek ben çok önemsemiyorum ama şu var. iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinin yan çerçevelerinde arkadaşlar alüminyum malzeme kullanılıyorken 12 ve 12 Pro Max modellerinin yan çerçevelerine baktığımızda paslanmaz çelik yer alıyor ama 4 telefonumuzda da suya ve toza dayanıklılık sertifikası var. Tabii ki boyutlardan dolayı pil kapasiteleri değişiyor. Ben iPhone 12 Pro'yu şu an kullanıyorum, bir tek onun pil deneyimi ile alakalı bir bilgiye sahibim. Hani gündelik kullanımda nasıl veriyor diye. Önümüzdeki günlerde diğer iPhone 12'leri de test edip sizlere deneyim videoları yapacağım zaten. Genel hatlarıyla iPhone 12 mini'nin ve diğer modellere karşı aslında farklılıkları bu. Hemen zaten 12 ile 12 mini'nin boyut farkını gösterdim. Diğer modellerin boyut farkına baktığımız zaman iPhone 12 ve 12 Pro arasında boyut olarak herhangi bir fark yok. Zaten ikisi de 6.1 inçlik ekranlarıyla karşımıza çıkıyorlar. Burada zaten şu anda arka tarafta görebileceğiniz 3. telefoto kamerası ve onun hemen yanındaki LiDAR sensörü farkı var ve bununla beraber Pro ve Pro Max modellerinde 4K HDR Dolby Vision video kaydedebiliyor ki bir süredir iPhone 12 Pro kullanan biri olarak gerçekten video konusunda iPhone 12 Pro ve aynı teknolojiyi sağladığı için Pro Max de aynıdır diye düşünebiliriz. Gerçekten bugüne kadar benim görmediğim bir video performansına sahip. Zaten deneyim videosunda sizlerle yaptığım örnekleri paylaşacağım. 12 Pro Max ailenin en büyük, en devasa ve en ağır modeli. 6.7 inçlik bence çok büyük bir ekrana e, sahip ama tabi herkesin şeyi farklı e, beklentisi isteği vesaire farklı o yüzden o konuya bir şey demeyeceğim. Şimdi arkadaşlar MagSafe'i göstereceğim ama iPhone 12 mini ile alakalı fiyat konusunda şöyle bir serzenişte bulunmak istiyorum. Amerika'da yaşayan bir YouTuber olsaydım size şu anda söyleyeceğim şey şu olurdu. Biliyorsunuz iPhone 12 mini'nin yurt dışındaki özellikle Amerika'daki fiyatı oranın asgari ücretini düşündüğümüz zaman bir asgari ücretlinin çok rahatlıkla alabileceği ve üzerine de maaşından gayet iyi bir para bırakabilecek bir fiyatta. Ama Türkiye'deki mevcut dolar kuru ve vergilendirmeler sağ olsun bu telefon pek çok kişi için oldukça pahalı. Diğer iPhone 12 modelleri de tabii ki ister istemez öyle. O nedenle fiyat konusunda ne yazık ki ülkemizdeki şartlar dolayısıyla mutsuzum. Bu telefon eğer Amerika'da yaşayan bir insan olsaydınız ve küçük bir, aynı zamanda güncel teknolojileri, amiral gemisi özelliklerini isteyen bir insan olsaydınız çok rahatlıkla alabileceğiniz bir telefondu. Ama Türkiye'de ne yazık ki durumlar malumunuz o yüzden... Bu sadece Apple'a özgü bir durum olmaktan da çıktı artık. Ee, i̇şte ben geçen Mate 40 Pro inceledim. 14 bin lira mı 15 bin lira mı ne? Yani diyecek bir şey yok. Hemen size MagSafe'i gösteriyorum. Bildiğiniz gibi MagSafe teknolojisi iPhone 12 ailesinin arka tarafında şurada bir mıknatıs teknolojisinden ibaret. Bunun gibi ürünler var. Bunu buraya koyduğunuz zaman telefon hemen şarj olmaya başlıyor. Ve bunu bir kablosuz şarj standı gibi düşünün. Böyle masaya bıraktığınızda telefonunuz kablosu olarak şarj oluyor. Ben özellikle cüzdanı çok görmek istiyorum. Henüz bana cüzdan göndermediler. Niye? Çünkü gündelik hayatında gerçekten nakit taşımayı bırakan bir insanım. cüzdanım oldukça büyük şu anda ve sadece aslında gündelik hayatında birkaç kart kullanıyorum. Buraya bir tane cüzdan yapıştırıyorsunuz telefonunuza tümleşik olarak duruyor. Oraya da gerçi para da konur da ben böyle birkaç kart koyup sanki gündelik hayatında bayağı bir faydalanabilirmişim gibi geliyor. Genel olarak durum bu. Bu video zaten arkadaşlar bir ilk bakış videosu olarak düşünün. Önümüzdeki günlerde 12 mini, 12 pro, 12 ve pro max gibi modellerin deneyim videoları sizinle olacak. Payder pay. pay. Tabi çok kısa sürede değil ama her hafta bir tanesini çıkarsam bir ayda falan herhalde bu 12 ailesiyle ilgili fikirlerimi sizinle paylaşmış olurum. Her zamanki gibi aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Kanalda abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.